Hep yerken yakalanıyor. Merhaba. Varşova'ya gidiyoruz. Saatlik otobüs yolculuğumuzun sonuna neredeyse geldik. Çok soğuk geçti. Hasta olmasak bari. Dışarıda da ufak ufak yağmur atıştırıyor. Klimayı kapatmayı çözdük ama biraz geç oldu. Hı. Fakat yine de çok soğuk. Varşova'dan ilk izlenimler, buradaki binalar daha yüksek. Geldik, hadi iniyoruz. Polonya'nın ilk yağmur damlaları da üzerimize düşmüş bulunuyor. Hava bayağı sıcak ama koca koca yağmur damlaları var. Evet. Otobüs terminalindeki tuvalete girmek için 2 zloty veriyorsunuz. Karşılığında fiş veriyorlar. Tuvalette şöyle bir yer. Keşke otobüste yapsaymışım. Böyle otobüs terminalinin altında ufak barlar var. Bir pasaj gibi bir yer burası. Çok böyle eskiden kalma gibi. Şili'ye ilk vardığımız zamanlarda buna benzer ortamlar vardı. Orada bir tane gözüme bar kestirdim. Şimdi oraya gidiyorum. Afiyet olsun. Sağ olun. Oturduğumuz yer sanırım Ermeni bir ailenin işletmesiydi. Yerevan yazıyor barın ismi olarak. Aynı zamanda da dolma var. Yemedik ama bu seferlik. Yolumuza devam ediyoruz. İlk iş hostelimize gitmek. Otelimize ya da artık ne çıkacak bilmiyorum. Şehir merkezine gitmek için otobüse bindik. Evet, yanımızdakiler de Türk bu arada. Neyse biz şey yapıyoruz şimdi, buradan bilet alıyoruz, 20 dakikalık bilet alıyorsunuz. Onu da 20 dakika içinde sınırsız kullanabiliyorsunuz. Biletinizi de otobüsten inerken okutmanız yeterli, illa biner binmez okutmanıza gerek yok. Bize gelmek üzereyiz. Aslında tam merkezde, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Şurası, şu odalardan bir tanesi olacak herhalde. Fakat bir işletmesi yokmuş, anahtarı başka bir binadan alacağız. Şimdi orayı bulmamız lazım. Sonra da buraları gezmeye çıkacağız. Scooter'lar burada da var. Evet. Scooter'ları istediğiniz herhangi bir yere bırakabiliyorsunuz. Harita üzerinde nerede oldukları gözüküyor. Sonra kendiniz kiralayıp devam edip yine istediğiniz yerde de bırakabiliyorsunuz. Odayı bulurken biraz garipti. Binada zaten çok garip. Kapıyı açarken de korkmadım diline çıkacak diye. Size bir oda girişini göstereyim gerçekten. Bakın. Bu asansörden 1. kata çıktık. Sola dönünce bir koridor var dediler. Biz bulamadık. Otelde bu arada Wi-Fi'de yok. Burayı otelde denemez. O yüzden bu kapıma emin olamadık 1 numara yazsa da. Sonra buradan girdik. Bir cesaret. Kapı çıktı. Burası paylaşımlı mutfak kısmı. Pardon Fatih, ışığını kapattım. Burası banyo. Banyo da paylaşımlı. Şurada 2 oda var. Bizimki şuydu, kapıyı açtık ve odamız. Yani bulabildiğimiz en uygun fiyatlı yer burasıydı. Bir de yani sadece yatmaya kullanacağımız bir yere hala para vermeye çok alışamadık turdan beri. O yüzden burada idare edeceğiz. Bakalım yatak rahat mı? Bu da camımızdan dışarısı. Buna pek manzara var diyemeyiz sanırım. Yağışlı bir Varşova günü. Hadi çıkıp dışarıyı gezelim. Biz bu akşam Varşova'da yemeğe bir Türk restoranına davetliyiz. Oraya gidiyoruz. Gelir gelmez bulduk. Aslında böyle 2 gün bile yemeyince insan özlüyor yemeklerini ya. Burada da güzel gerçi yemekler ama genellikle fast food tarzında oluyor tabii ki. Ya da hep bir patates yiyorsunuz yine. O yüzden belki lahmacun buluruz. A la derecha, por favor. İspanyol rehberim. Buraları yarın gezeceğiz sanırım. Şimdi size Fatih Türk geçişini gösteriyor. Şurada yaya geçidi varken. Aa vallahi yol kapalıymış. Benim bakışım düşmüş Fatih, pardon. Bu kantorlarda şey oluyor. Dövizci, döviz bürosu oluyor. Para değişimi yapabiliyorsunuz. Ve Türk restoranına geldik. Lezzet restoran. Ama önce yaya geçidine gitmemiz gerekiyor ki karşıdan karşıya geçebilelim. Bazı ürünlerde kendi çiftçisini korumak için. Ama harika meyveleri var. Mesela çilekleri, kirazları. Abi çok güzel onlar. Çok ya. Güzel. Çayımızı, baklavalarımız. Çok güzel, çok. Günaydın. Günaydın. Bugün biraz yağmurlu gibi. Bir de kimse yok sokak. Hayırlar çok güzel. Cumartesi gecesinin ardından sabah 9'da sokakta birilerini bulmak kolay olmuyor tabii ki. Gerçekten neredeyse bomboş yani sokaklar. Ve hiçbir yer açılmamış. Açız. Vişnelerine sarılmış abla. Oo cicişler. Burası. Şimdi biz eski merkeze gidiyoruz, Old Town'a. En böyle turistik olan sokakmış. Kimselerin olmadığına bakmayın. Pazar sabahı olunca böyle oluyor sanırım. Trafiğe kapalıymış. Bazen otobüslerin ve taksilerin girmesine müsaade ediliyormuş. Ama tabii ki bu saatte kimseler yok. Bak burada Kopernik Caddesi diyor. Bu da Nicolaus Copernicus. Muhtemelen buralıymış. Burada da Scientarum yazıyor. O da Science ile alakalı bir şey olduğu için buradan buranın bilimsel bir yer olduğunu anlayabiliriz. Wow. Harika bir turistim. Yani bilgili bir turistim. Aynı zamanda bir rehber gibi anlatabiliyorum. Çok etkilendik anlatımdan. Ayrıca iki tane gözlüğüm var. Çünkü gözlerime lensler şey yaptı. Alergia. Alegria gibi ama alergia. Vamos. Dışı. 3 demek. Yeden. 3-2-1 dedi Fatih size. Sen vamos dedin hadi. Hani ben de saydım 3-2-1. Bravo. Bir de 5'ten geri say. Genç. Şteri. Yok, şteri yok. Nasıl yok? 4 o. Şteri. Şteri 4. Tamam. Dışı. 2, 7. Şimdi bir de 1'den 5'e kadar say. 7'den 2, 3, 4, 5. Harikasın. Bir sonraki videoda 10'a kadar devam edebiliriz. Bakın ne kadar da gururla kaslarını sergiliyorlar. Evet, Varşova'nın meydanına geldik. Meydana geldik yani. Burası böyle historical merkezi. Çok güzel konuştum. Tarihi merkezi burası arkadaşlar. Eski binaları var, bir meydanı var. Ortalıkta işte gençlik bir şeyler yapıyor. Klasik Avrupa şey işte. Merkezi. Kahvaltı yapmaya diye çıkmıştık ama şehrin büyüsüne kapılınca kahvaltı yalan oldu. Bir saatten uzun süre oldu, hala bir şeyler yemedik. Çok güzelmiş ama buralar gerçekten. Başka meydana geldik. Çok güzel buradaki binalar gerçekten. Sırt çantalı turist olmayı bilmiyoruz galiba. Çok güzel yere bank koymuşlar. Evet, burası gerçekten çok güzelmiş. Ama asıl keyfi bak kim yapıyor. Aa, harika. Ama bir fotoğraf çekmesi gerekiyor. Bence harika bir bisiklet şekli. Evet. Yatarak gidiyorsun resmen. Öyle birazcık oturalım dedik. Çünkü manzara gerçekten çok güzel. Böyle şehir içi gezmek aslında bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil. Sırt çantalı gezmeye zaten hiç alışık değiliz. Normalde böyle yerlere hep motosiklette geliyorduk ama güzel oldu. Böyle sanırım biraz daha rahat. Böyle bir şey oluyor. Aklında bir şey kalmıyor yani hani. Motorum nerede acaba sorumluluğunu hissetmiyorsun. Ya aynısını motorda da yaşardık da 3 katı bütçeyle geziyor olsaydık yani. Evet. Avrupa'da çok kolay olmuyor böyle şehir merkezlerini gezip tabii, aynı zamanda motosikletle gitmek. Bir hostel nereden baksan, buradaki bizim tuttuğumuz bir yer çok ucuz bir yer aslında. Evet. Ne kadar tuttu? 2 günlük 250 TL tuttu. 2 gece. 2 gece hiçbir en şey yok. Havlu yani bile yok. Evet, havlu sabun bile. Sabun var gerçi, paylaşımda bir banyo var. Evet. Gecelik 120 TL. Yani kaç para ediyor? 20 euro ediyor ama yani burası şey, Polonya. Hani öyle bir yeri İtalya'da tutsan en aşağı 40 euro falan tutar yani. Doğru. Bir de şunu fark ettik. Ya Avrupa'daki şehirler gerçekten çok güzel. Bir de hani birçok insan şey der ya işte hepsi aynı filan. Bize gerçekten öyle gelmiyor. Hepsi çok farklı geliyor yani. Çünkü belki de böyle çok köylerinden geçip şehirlere vardığımız için oluyor ama bizi her seferinde bambaşka bir yere varmışız hissini yaşatıyor. Yoksa tabii ki yani mimari olarak her yere tabii ki benziyor. Fakat sanırım biz böyle şehir değil de böyle hiçbir şey olmayan dağları, o köy yollarını, ne bileyim böyle bir nehri gördüğümüzde duyduğumuz heyecanı buradaki bir binayı gördüğümüzde tabii ki hissetmiyoruz. O yüzden doğa bizi çağırıyor aslında da mesela, bir motor almamıza birazcık daha zaman var. Dün buraya otobüsle geldik. Otobüs de çok güzeldi bu arada, çok konforlu bir otobüstü. Fiyatı da iyiydi, 50 TL, 50 TL değil ya. Daha az. Yok, 35 zloty, 50 TL. Evet. Evet. Yani. 50 TL gibi bir fiyatı vardı. Böyle kırsaldan geçtik. Gerçekten çok güzel. Yani şey gibi. Öyle hani Doğu Avrupa ülkesindeymiş gibi hissetmiyor insan. Yani sonuçta bir Avrupa ülkesindeymiş gibi hissediyor. Her şey düzenli. Adam tahtasını kesmiş, kenara koymuş, üstünü kapatmış. İşte bahçesi düzgün. Ne bileyim. Yani tam bunlar ne kadar tartışılır güzel olup olmadığı da iyi görünmesini sağlıyor. İşte yaprakları toplamışlar, bir yere koymuşlar falan. Evlerin pencereleri, boyaları, her şeyi muntazam. Ama bir yandan da çok doğal bir yerdeler falan. Çok hoşumuza gidiyor böyle şeyleri görmek. Ben mesela böyle köylerinde yaptıkları peynirlerini ve içkilerini çok merak ediyorum. Peynir konusunda burası çok iyiymiş. Bayağı başarılı. Yani şarküteri ürünleri olarak, yani et ve peynir, süt ürünleri bayağı başarılılar. Hatta Avrupa'nın birçok yerine buradan gönderiliyor. Çünkü aynı zamanda da burada hem işçilik hem maliyet, her şey daha ucuz Avrupa'ya kıyasla. O yüzden böyle markete gittiğimizde gözlerimiz dönüyor. Keyifli ya. Bence burada yaşam gerçekten keyifli. Evet. Ama hani şunu çok net söyleyebiliriz, böyle hani Krakow'da işte herhalde daha 10 gün falan geçirdik anca. Varşova'ya iner inmez hissettiğimiz ilk şey şu oldu. Krakow köy. Böyle küçücük bir yer yani hani Varşova'nın yanında. Varşova bayağı büyük bir şehir. Hani eski şehir merkezi de çok güzel ama onun dışında hani şehrin geri kalanı geniş bir şekilde etrafa yayılmış her yer. Böyle bütün yerleşim yerleri. Bayağı büyük yani Krakow'a oranla. Ama Krakow'da sanırım böyle biz de biraz artık şey istiyorduk. Böyle gürültülü, yorucu bir şehir yaşantısından çıkıp daha sakin bir hayat yaşamak istiyorduk. Fakat çok da cesaret edemiyorduk buna. Hani nasıl alışabiliriz? Yapabilir miyiz, ne kadar olabilir diye. Krakow bu anlamda güzel bir başlangıç oldu. Böyle biraz işler yolunda giderse ve alışabilirsek belki böyle 1-2 sene içinde biraz daha Krakow'un da şehir dışında yaşamak istiyoruz. Yani böyle biraz ekip biçmek istiyoruz gerçekten. Öğreniriz belki öyle şeyleri de. Gayet güzel olur. Gel. Bu çocuk da yanımda. İki gözlüm var benim. Burası nehir değilmiş bu arada ya. Kale içiymiş meğersem. Yemek için feci güzel bir yer bulduk. Ben menüyü görünce kahvaltıdan direkt öğle yemeğini atladım zaten ama kahvaltılık başlayacağım. Çünkü bugün biraz gurme turu yapmak istiyorduk zaten buralarda. Şimdi size menüyü gösteriyorum. Bundan daha lezzetli olamazdı diyor. Şimdi bunlar burada çok meşhur. Böyle bizdeki ismiyle büyük mantı. Bilmiyorum ne denir. Polonya mantısı. Polonya mantısı, evet. Bu tatlı olanı böyle yaban mersini gibi meyvelerle yapılıyor. Bazen ahududu ya da farklı kırmızı orman meyveleri de kullanılıyor. Fakat menü gittikçe güzelleşiyor. Bir de enteresan, bayağı merkezi bir yerde olmamıza rağmen aslında böyle ana yemeklerin fiyatları çok da uçuk değil. Şurada şimdi görebileceksiniz. Şöyle. Bunlar hep zloty. Perfect. Thank you very much. Feci görünüyorlar. Tam dişine göre bir şeyler buldun sanırım. Vallahi en sonunda ya. Üzerine de tatlı veya ekşi krema dökebiliyorsunuz. Pardon, tatlı veya tuzlu krema dökebiliyorsunuz. Ya da tereyağı, ama bana sormamışlardı ve tatlı gelmiş. O yüzden şöyle bir tanesini azıcık döküp deneyeceğim. Feci bir şey yiyeceğime eminim yani şu an için. Ben karışık... içi dışına aktı. Kırmızı meyvelerle karışık olanından söylemiştim. Çok heyecanlıyım. Çok mu güzel? Çok güzel. Bir günahın daha sonuna geldim. Çok lezzetliydi gerçekten. Tatlı bir başlangıç oldu güne. Buradan bir başka lokal restorana gideceğiz. Fatih gerçi kahvaltısını öğle yemeği gibi yaptı ama eminim yine yerdi mi Fatih? Hiçbir zaman. Seninki de öyleydi. Doymazsın. Benimki tatlıydı. Çorba içtim ya. Başka da bir şey yemedim. Çorba, sosis. Daha bunda kahvaltı tabii ki bu yani ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Şu an Temmuz ayında olmamıza rağmen bayağı serin hava. Yani böyle şort, tişört gezerken üzerinize bir kaza kırıkla bir şey almalık gerçekten. Kış acaba buralarda nasıl geçecek diye konuşuyorduk. Tam çok meraklıyız yani o konuda. Alışırız herhalde değil mi Fatih? Alışırız. Bence daha rahat olur. Çok güzel şu sağdaki bina. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş her sokakları. Parkmış. Evet. Burası da çikolatacı. Şu arkamda gördüğünüz abi buranın kurucularından. Burası çok eski bir çikolatacı. Bayağı met ediliyordu. Biz de geldik. İsmi de şu. Evet. Şimdi ben viskili bir çikolata söyledim. Tuğçe de kırmızı meyveler. Ama şarap da var galiba içinde. Var. Bakalım deneyeceğiz. Bu arada burası 1851'den bu yana hizmet veriyormuş. Çok merak ediyorum. Bayağı bir sıra bekledik. İlk yudumları aldık. Sağlam viski koymuşlar. Çikolata da gerçekten hakiki çikolata. Sert bayağı tadı. Hangi tuvalet kadın, hangisi erkek diye anlamaya çalışıyordum. Burada pisuar vardı içeride. Sanırım şu kadın oluyormuş. İstanbul'da tanıştığımız Polonyalı bir arkadaşımız vardı. Varşova'ya geldiğimizi öğrenince burayı tavsiye etti bize. Yemekler çok güzelmiş, onun sevdiği bir mekanmış. Biz onu Çiğ'ye götürmüştük. Bayılmıştı. Yani böyle ne yiyeceğini şaşırmıştı. Bakalım biz neler bulacağız burada. 25 numara burası. O sıra galiba. Harika. Çok güzel bir mekana geldik. Arkadaşımızın tavsiyesiyle çok iyi oldu gerçekten. Kocaman bir menü var ve yemekler yani insanların tabaklarında gördüğümüz kadarıyla inanılmaz güzel şeyler var. Karar verirken de müzik ekibi geldi. Aperatif olarak lahana ve salatalık turşusu geldi. Birazdan da litrelik biramız geliyor. Diğer yiyeceğimiz yemekleri de gelince anlatırız. Dokuştururduk. Köpüğünü alayım bak. Bu arada salatalık turşusu o kadar güzel ki, içi salatalık, sadece kabuğu turşulanmış. O yüzden hiç tuzlamanıza gerek kalmıyor. Böyle tuzlamadan hıyar yiyebiliyorsunuz. Çok güzel. Hıyar. Bu yaban mersini soslu ördek. Ama aslında bunu da ben istedim de esas öbürünü ben istedim. Hayır. Esas bunu ben istedim, onu da yanına istedim. Bölüşeceğiz yani. Kaburga. Fatih'in her zamanki derdi insülin hesaplama. 6 patates dolu. Kaç ünite yapacağım bilmiyorum. Bira da var. Birayı kaldırmak bile çok zor. 1 litreymiş. Afiyet olsun. Yemeklerimizi de paylaştık. Ördek feci lezzetli. Bir de yanında şöyle geliyor. Pancar püresi. Pancarı böyle bayağı patates püresi gibi pancar püresi yapmışlar. Çok güzel. Keşke öncesi ve sonrası yapsaydık ama şuraya çıkar mısın lütfen? Şuraya. Kaç çektin? 76,5 falan. 76,5 çok iyi.